Merhabalar, bugün muhallebili kurincir tatlısı yapıyoruz. 15 adet inciri bir kaba alıp üzerine çıkacak kadar su ilave ediyorum. Bu şekilde 20 dakika bekletip süzüyorum. Suyunu süzüp sıktığım incirleri minik minik doğruyorum. Üzerine bir miktar un serpip her tarafına buluyorum. Tatlımızın keki için 4 adet yumurtayı bir karıştırma kabına aldık. Üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ilave edip karıştırıyorum. Üzerine 1,5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı süt ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Üzerine 1 su bardağı çekilmiş fındığı ve en son olarak doğradığım incirleri ilave edip karıştırıyorum. Hazırladığım karışımı yağladığım dikdörtgen borcama döküyorum. Kekimi önce ısıttığım 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Kekimiz pişerken muhallebimizi hazırlıyoruz. 6 su bardağı sütü bir pişirme kabına alıp üzerine 1 su bardağı toz şeker, 4,5 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta ilave edip muhallebi kıvamı alana kadar karıştırarak pişiriyorum. Muhallebimiz kıvamı aldı. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edip ılıyana kadar mikserle karıştırıyoruz. Ilıyan muhallebimizin üzerine 3 poşet krem şanti ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Kekimiz pişti. Ilıması için bekletiyoruz. Tatlımızın şerbeti için 4 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı granül kahve, 1 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık suyu karıştırıyorum. Hazırladığımız şerbeti ılık kekimizin üzerine döküyoruz. Tatlımızı şerbeti çekmesi için bekletiyoruz. Şerbetini çeken tatlımızın üzerine hazırladığımız muhallebiyi döküyoruz. Her tarafını eşit şekilde dağıtıyorum. Üzerini kakao ile süsleyeceğim. Siz isterseniz fındık, çikolata gibi farklı ürünlerle de süsleyebilirsiniz. Tatlımızı en az 5 saat buzdolabında bekletiyoruz. Dolapta beklettiğimiz tatlımızı dilimliyoruz. Tabağımızı alıyoruz. Tatlımız servise hazırdır. Yapmak isteyenler için şimdiden afiyet olsun.